Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Ahkaf Suresi 15-20. ayetler arasında bir sayfa şeklinde değerlendireceğiz. Bu okuyacağımız bölümde özellikle anne baba hakkıyla alakalı durumlara dikkat çekiliyor. Şöyle ki, وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا Biz insana, anne babasına iyilikte bulunmasını vasiyet ettik. Buradaki vasiyet, birileri tavsiye gibi anlaşılabilir. Ama eğer bu vasiyet bir tavsiye Allah'tansa, bu bir emirdir. Malum, istenilen ricalar emir telakki edilir. Amir olan birisi, altta olana şöyle yapılmasını rica edelim diye bir yazı gönderdiğinde, bunun gereği yerine getirilir. حَمَلَكُ اُمُّهُ كُرْهَمْ وَوَدَاتُ كُرْهَمْ Onun annesi, onu zahmetler içinde taşıdı ve zahmetler içinde dünyaya getirdi. Burada özellikle anne nazara veriliyor ve annenin evlat üzerinde hakkı çok daha fazla. Çünkü 9 ay onu karnında taşımıştır ve bu 9 ay süresince bunun çok zahmetlerini çekmiştir. Karnında ağır bir yük olarak bunu taşıması, bununla alakalı bir takım hastalıklar, zor durumlar içerisinde bulunması bilinen gerçeklerden. Ve dünyaya gelmesi o da epey bir zahmet. İşte bu şekilde annesi onu zahmetler içinde taşıdı, zahmetler içinde dünyaya getirdi. وَحَمْلُهُ وَفِسَالُهُ فَلَاتُونَ شَهْرًا Onun ana rahmindeki taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette اَلْوَالِدَاتْ يُرْضَوْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ Anneler çocuklarını tam 2 yıl emzirirler, yani emzirsinler diye bildiriliyor. Yani normalde emzirmenin süresi 2 yıldır. 2 yıl süreyle çocuk emzirilir. لِمَنْ اَرَادَ اَنْيَكُمْ اَرْضَاءَ Yani süt emmesini bir şekilde tamamlamak istemiyor için 2 yıl. Burada da ayrıca onun hamil müddeti, ana karnında taşınma müddeti nazara verildi. Böylece hamil müddetinin en azı 6 ay olarak değerlendiriliyor. Yani 6 ayda da bir çocuk dünyaya gelebilir. Tıbben bazen bu gibi durumlar olabiliyor. Yani 24 ay emzirilmesi 6 ayda ana rahmindeki geçirmiş olduğu dönem. Ama bu normalde 9 aydır. Ve bazen 9 aydan daha fazla sürebilmektedir. Evet, normal şartlar altında 9 aylık bir süre. Hatta izlerden ara ışıkla artık o doğruluk böyle kemalini bulduğunda ve ben ara araba ile sana ve 40 yaşına ulaştığında Teala şöyle dedi. Rabbi evzani, ya Rabbi bana nasip et. Ben eşkire muhamete kelleti, hemen taleyle. Bana nimet olarak verdiğin şeylere şükretmeni bana nasip et. Ve ala valideyye, bana babama verdiğin nimetlere de şükretmeyi bana nasip et. Ve an amene salihem tardahu ve razı olacağın salih amel işlememi bana nasip et. Ve asih ve yukiyyeti ve benim nesli de salihlerdendir. İnni tübdü ileyk, ben sana tövbe ettim, sana döndüm. Ve inni minel müslümin ve ben Müslümanlardanım. Yani sana boyun eğmiş, sana teslim olmuş kimselerdenim. Burada Allah-u Teala bize aslında 40 yaş duasını öğretiyor. 40 yaş insan hayatında çok önemli bir merhaledir. İnsan hayatının değişik merhaleleri var. Bebeklik, çocukluk, gençlik, delikanlılık gibi. 40 yaş artık insanın olgunluk dönemidir. 40 yaşına kadar insan iyilikten veya kötülükten neler yapmışsa artık 40 yaşına geldiğinde bunlar bir nevi melekeye dönüşür ve onun hayatının bir parçası haline alır. 40 yaşına gelinceye kadar o kimse henüz tam olgunluk döneminde sayılmaz. En azından diğer insanlar tarafından 40 yaşına gelmeyen birisi o kadar da tam görünmez.
Bu açıdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında peygamber olarak gönderilmiştir. Ve bazı istisnalar olsa da genelde peygamberler 40 yaşında gönderilmiştir. Mesela İsa Aleyhisselam 30 yaşında peygamber olarak gönderilmiş, 33 yaşında da artık görevini tamamlayıp semaya yükseltilmiş. Böyle ifade edilir. Bu istisnai bir durum. Onun dünyaya gelmesi de zaten farklı bir şekilde olmuştu. Bu gibi özel durumlar dışında normal şartlar altında peygamberlik 40 yaşında gönderilmiştir. İşte diğer insanlar açısından da 40 yaşı önemli bir dönemeçtir. Demek ki 40 yaşına gelindiğinde insan böyle dua etmeli. Yani duasına demeli ki, Ya Rabbi bana verdiğin, anne babama verdiğin nimetlere şükretmeyi bana nasip et. Razı olacağım salamet işlememi bana nasip et. Ve zürriyetini, neslini de salihlerden tut. Ben sana döndüm ve ben sana teslim olanlardanım. Bu mealdeki duayı yapmak gerekir. Ve özellikle 40 yaşına gelmiş olan bir kimse, bunu böyle diline bir kılınsa, o 40 yaş boyunca bu duayı yapsa, o çok güzel olacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bunu yer alması, bu noktada da bize bir uyarı gibidir. Bunun Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la alakalı zikredildiği tefsir kitaplarında geçer. Yani Kur'an-ı Kerim isimlerinden Hazreti Ebubekir'in böyle bir duasına yer verdiği ve onun bu şekilde net ettiği kitaplarımızda anlatılmakta. Ama Kur'an-ı Kerim'deki ifadede doğrudan bir şansısına verilmiyor. Genel bir ifadede ise anlatılıyor. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ مُتَقَدَّرُ اَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا اَمِلُوا İşte biz böyle olanlardan yaptıklarının en güzelini kabul ederiz. Yaptıklarının en güzeliyle kabul ederiz. Yani eksikleri, hataları da olsa en güzelmiş gibi kabul ederiz. Veya yaptıkları en güzel amele göre onları değerlendirir, ona göre mükafat veririz. وَلَا تَجَارَزُ اَنْسَيِّ اَعْدِينَ فِي أَصْحَابِ الْجَمْلَ Ve onların seyyiatından vazgeçeriz. Yani onların günahları var. O günahlarını da örteriz. فِي أَصْحَابِ الْجَمْلَ Cennet ashabı içinde. Yani onlar cennet ashabı içinde olurlar. Ve biz onların yaptıklarına en güzel bir şekilde mükafat veririz. Kötülüklerini de bağışlarız. Bu kimseler cennet ashabı içinde yer alırlar. Veya burada وَتَجَاوَزُ اَنْ سَيِّيَاتٍ فَأَصْحَابِ الْجَنَّةِ Şöyle bir manada düşünülebilir. Cennet ashabı hakkında onların bir takım eksikleri, hataları, günahları varsa da onları da örteriz. وَعَدَ سِدْقِ الَّذ۪ي كَانُوا يُوعَدُونَ Bu onlara vaat edilen doğru vaattir. Yani Allah bunu vaat etmiştir ve bu vaat doğru olan bir vaattir ve gerçekleşecektir. Allah-u Teala bunu nazara verdikten sonra bir de madalyonun diğer yüzünü gösteriyor. Anne babasına iyilikte bulunmayan, onları rahatsız eden ve onlardan bıktığını, sıkıldığını ifade eden bir kimsenin durumunu anlatıyor. وَالَّذ۪ي غَيْرِ وَالِدَيْهِ اِسْفِي لَكُمَا O kimse ki anne babasına öf sızlanıyor. Yani bıktı artık sizden karşısında onlardan rahatsızlığını dile getiriyor. اَتَعِدَانِنِي اَنْ اُفْرَجَ Yani benim kabirden çıkarılacağımı, yeniden diriltileceğimi mi vaat ediyorsunuz? وَقَدْ صَلَكُ الْقُرُوا مِنْ قَبْلِ Halbuki benden önce nice devirler geldi geçti. Yani burada öldükten sonra dirilmeyi inkar eden bir evlat portresi çiziliyor. Ve bu kimse iman etmiş olan anne babasına kafa tutuyor. Ve onlara diyor ki siz bana kabirden çıkarılacağımı, hayatımın devam edeceğini mi söylüyorsunuz? Halbuki binlerce, on binlerce yıldır ne kadar insanlar gelip geçti, hiçbiri kabirlerinden diriltilmedi. Hiçbiri karşımıza çıkıp da öldükten sonra dirilme var demedi. Böyle bir mantıkla, daha doğrusu mantıksızlıkla anne babasına karşı geliyor. وَهُمَا يَسْتَيْتَانِ اللّٰهَ O ikisi ise
davranması ve babası Allah'a sığınıyorlar. Çocukların böyle olmasından Allah'a sığınıyorlar. Böyle ki amin ve yazıklar olsun sana, iman et, imana gel diyorlar. İnne vaadallahi hak, Allah'ın vaadi haktır. Yani Allah öldükten sonra dönmeyi vaat etmiştir. Elbette vaat ettiği şeyi yapacaktır. Fe'gûlû, oysa şöyle diyor, ve hâbe illâ esâkirûn velîm, bu öncekilerin esâkirinden başka bir şey değil. Yani bu eskilerin masalı, eskilerin insanları böyle şeylerle uyutmuşlar, siz de beni böyle bir inançla uyutmaya çalışıyorsunuz diyor. Ulaikellezîne hakkaleyhimul gavl, işte bunlar kendileri hakkında Allah'ın sözü hak olan, azap sözü hak olan kimselerdir. Yani Allah babasına karşı gelen, öldükten sonra dirilmeyi kabul etmeyen, hesabı kabul etmeyen kimseler, bunlar Cenab-ı Hakk'ın azap sözü kendileri hakkında gerçekleşmiş olan kimselerdir. Cenab-ı Hak bu gibilerle alakalı, يَعْلَمَّ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ, yani ins ve cinden ben cehennemi dolduracağım buyuruyor. Bunlar da cehenneme odun olacak, cehenneme yakıt olacak kimselerdir. İşte Allah'ı kabul etmeyen, öldükten sonra dirilmeyi kabul etmeyen, bundan dolayı da Allah babasına her türlü zulmü, her türlü kötülüğü zarar görenler, cehenneme hak eden kimselerdir. Fî ünemîn gâdî halâk min gâdîhîn minel cinni vel ins. Kendilerinden önce de gelip geçen ins ve cinne dahil olmak üzere bunlar azabı hak etmiş olan kimselerdir. Yani daha evvelinde de gerek insanlardan, gerek cinlerden inkar edenler olmuştu. Bunlar da onlara dahil oluyorlar ve beraberce bunlar ateşte bulunacaklar. İnnehum kânû fâsirîn, şüphesiz bunlar fâsir olan, yani hüsranlı olan, zararlı olan kimselerdir. Yani bunlar dünya hayatında da ızdırap içindedir. Dünya hayatında da mutlu değillerdir. Diğer alemde de inkarları ve isyanları sebebiyle elbette bunun cezasını çekecekler. Bu şekilde hüsrana maruz kalacaklardır. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِنْ مُعَمِلُ, bunlardan her biri için yaptıkları ameliyat sebebiyle dereceler vardır. Yani gerek cennet ehli, gerek cehennem ehli için dereceler var. Adeta şöyle ifade edebiliriz. Mesela sayı doğrusunu düşünelim. Ortada sıfır noktası var. Sağ tarafta artı sonsuz, sol tarafta eksi sonsuz. İnsan dünyaya geldiğinde adeta sıfır noktasında geliyor ve bunu ile beraber artık sorumlu hale geliyor. İyi işler yaptığında artı sonsuza doğru ilerliyor. Ne kadar ilerleyebilirse. Ama küfür, inkar, isyan, anne babaya karşı gelmek gibi bu gibi günahlarla ilişki olduğunda bu defa eksi sonsuza doğru ilerliyor. Ne kadar ilerlerse. İşte iki tarafında bu şekilde dereceleri var. Ve ona göre cennette dereceler var, cehennemde de dereceler var. Cennetin 8 mertebesi, cehennemin de 7 lehasserat-ı ebuat diye ayette anlatılan 7 aylık kapı, 7 aylık yerden durumlarına göre demek insanlar oraya gönderilecekler. وَلِيُوَسِيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ, Allah onların amellerinin karşılığını tam verecektir. Yani kimseyi mağdur etmeyecek, kimseye haşa zulmetmeyecektir. وَلِيُوَا لِزَمُنْ, ve onlara zulmedilmez. Yani onlara yaptıklarının karşılığı verilir, amellerinin karşılığı verilir. Onlar asla zulme maruz kalmaz. Yani ne yaptıkları inkar edilir, ne de yapmadıkları yapmış gibi sırtlarına yüklenir. وَيَوْمَا يُوْرَدُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَلَنَّارِ, o gün inkar edenler cehennem ateşine arz edilirler. Cehennem ateşine sunulurlar. اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ دُنْيَا, onlara şöyle denilir, siz dünya hayatında lezzetlerinizi yiyip bitirdiniz. Yani bütün sermayenizi dünyada zayi ettiniz. Oyun, eğlence, keyif, bu şekilde
zevk sürerek, hayvanı bir hayat yaşayarak lezzetlerimizi dünyada bitirdiniz. Burada tabii gayrimeşru lezzetler anlaşılmalı. Meşru lezzetler, buna diyecek bir şey yok. Elbette her limanın meşru lezzetleri vardır. Bu günah değildir. Ve onun nedeni de söz konusu değil. Ama şöyle bir incelik belki düşünebiliriz. Ehli iman olanların da kendi aralarında dereceleri var. Birisi diyelim zengin, ehli iman, ibadetini yapıyor. Mesela zekatını da veriyor. Diyelim ki kendisinin şimdiki fiyatlarla söyleyecek olursak 40 milyon lirası var. Nakit olarak böyle bir paraya 1 milyon lira zekat düşer. 1 milyonu rahatlıkla veriyor. Bu görevini yapmıştır. Geriye kalan 49 milyon lira helalinden parasıdır ve bunu dilediği gibi harcar. Dilediği gibi derken haram olmayan yerlerde harcar. Kendine göre meşru davada bir takım keyifleri de lezzetleri takip edebilir. Ama bir başkası var. Diyelim onun da yine 40 bin lirası var. Bu da yine ibadetini yapıyor. Ama sadece bunun 40'ta bir zekat miktarı 1 milyon lirayı vermekle kalmıyor. Belki 10 milyonunu veriyor. Belki 15 milyonunu veriyor. Ve kendisi yine orta halli bir vatandaş gibi hayatını öyle geçiriyor. Lüksten uzak, şatafattan uzak bir şekilde yaşıyor. Elbette bu ikisinin diğer alanındaki dereceleri bir değildir. İkisi de ehli imandır. İkisi de cennete gider. Ama cennetteki dereceleri bir olmayacaktır. Dolayısıyla meşru olan lezzetlerden fedakarlık yapanlar, bu lezzetlere harcayacakları parayı İslami hizmetlere ve muhtaç olan kimselere verenler derece itibariyle çok daha üst derecelerde yer alacaklardır. İşte diğer alemde kafirlere bunu şöyle denilecek: siz dünya hayatınızda keyiflerle, lezzetlerle sermayenizi bitirdiniz. Ve istemtâkün bihâ ve onlarla keyiflendiniz. فَلْيَوْنَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُولِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Siz, yeryüzünde haksız yere kibirlenmenizin bir karşılığı olarak وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسِدُونَ ve fıskınız sebebiyle, yani itaatten çıkmanız, isyanlara girmeniz sebebiyle bugün zillet verici azar ile cezalandırılacaksınız. Cenab-ı Hak bize şu dünya hayatını en iyi bir şekilde değerlendiren bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.